Yani məlumdur ki, Osmanlı İmperatorluğu Əraqdan çıxdıqdan sonra Türkmənlər, xüsusilə yeni Əraq qurulduğu zaman Türkmənlər ən çox subay təşkil etmişdilər. Və əsas Əraq ordusunu quran Türkmən subayları idi. 80-ci il zərfində Sürekli Türkmenlerin büyük rolları vardı Irak ordusunun içinde ve bu polis teşkilatlarının içinde. Saddam döneminde üzerine bir baskılar oluşturuluru. Saddam sonrası da 2003'ten sonra farklı bir baskı oluşturuluru. Saddam döneminde işte bunlar Beş Partisi'ne karşı olanlardılar. O yüzden biz sürekli askeri makamlardan uzak tutturuluruz. Ama ne kadar da bir vatanperver, vatansever olmamıza ilaveten bunlar bu icraatları yapmakta e, Savunma Bakanı ile görüşmemizde, İçişleri Bakanı ile görüşmemizde e, fakülteden e, formlarını tekdim eden Türkmenlerin e, bizden sorulmaları lazımdı. Bunlar Türkmen Türkmenciler yoksa Türkmen değiller. 790 öğrenciden bir tane Türkmen kabul edilipti ve bu e, anayasaya aykırıdı. Hem de Irak parlamentosunun e, 28 Temmuz 2012 tarihinde alınan kararda Türkmenlere özel kontenjanlar verilmesi lazımdır. Bunlar hepsi muhalif olduklarından dolayı kesinlikle biz de mahkemeye başvurup federal mahkemeye başvurup Savunma Bakanlığını ve İçişleri Bakanlığını e, bu hususta mahkemeye vereceğiz. E, maalesef e, Irak hükümetinin zayıflığı, e, anlaşmazlık denilen bölgelerde Türkmenlerin de askeri gücünün o kadar olmaması ve federal hükümetin de gücü orada Peşmerge ile işbirliği yaparak e, Kerkük ve Musul petrollerini Kuzey Irak yönetimine teslim ettirmek projesi devam etmektedir. En son Kerkük'ün idari sınırları içinde olan petrol kuyuları Erbil hükümetine teslim edilmesi, Irak hükümetinin de gözünün önünde olması çok tehlikelidir bu. Biz öyle görürük ki Kerkük, Musul ciddi bir tehlikeye girmektedir. Bu hususta eğer merkezi hükümetin orada zafiyeti var ise, peşmerge dağıtılırsa biz orada uluslararası bir tarafın gücünün oraya getirilmesinin talabında bulunuruz. Yani Bağdat'taki kurulan hükümetin içinde Kerkük gene gündemdeydi. Bu da çok tehlikeli. Çünkü Kerkük bu gündeme girmiş olursa Türkmenlerin elinde olan hakimiyet de belki zayıf olabilir. İdari yapılandırma içinde zaten çok güçlü değiliz. O kalan idare de elimizde, yönetim de elimizden gidebilir. Özellikle Kerkük e, valiliği üzerinde ve Kerkük e, yönetiminin üzerinde e, Türkmenlerden anlaşmadan herhangi bir anlaşmanın gerçekleşmesi Türkmenler için e, büyük bir tehlikedir. Alınan kararlara göre e, Kerkük valisini Kayebellilerden e, Süleymaniye'ye ait olan e, taraflar e, talep etmektedirler. Ve bunda da maalesef e, yani gizli anlaşmalar var. Öyle belli oluyor ki Erbil KDP yönetimi de ondan taviz vermiştir onun karşısında Erbil'de ve Bağdat'ta farklı makamlar aslında kayıverlerden. Yani Kerkük yine tekrar pazarlığa girmiş. Yeniden seçim gündemde. Siz yani nasıl okuyorsunuz? Yani, seçim olursa nasıl olur? Bölge, bölge kritik bir durumdan geçmektedir. Suudiye İran yaklaşımı, Suriye'deki olan problemler, Lübnan'daki seçim sonuçları ve bu hususta da DAEŞ terör örgütü ve PKK terör örgütünün de bölgede bulunmaları burada istikrarı bozmaktadır. Yoksa güçlü bir hükümet kurulu, yoksa yeni bir seçime gidilir.